kara para aklamanın en kolay yolu finansmanı büyük bankaların olduğu, bir sürü finansın döndüğü yerdedir. Mesela Türkiye çok rahat bir yerdir bu konuda. Basitleştirmek için söyleyeyim. Kara para aklamanın en kolay yolu milli piyango biletini kazanandan devralmaktır. Mesela adamın biri 10 milyonluk milli piyango biletini kazandı. Evet. Sen gidiyorsun buna diyorsun ki ben sana 10 milyon 500 bin lira vereceğim. Ha. Bu bileti bana ver. Adam kimin kazandığı belli değil. Adamın öğreniyorsun bilet kimin olduğunu. Kazanan bilet numara. Bileti alıyorsun adamdan. Adamdan 10 milyon 500 bin lira veriyorsun. Adam da diyor fazla ki veriyorsun. 500 bin ben fazla kazanıyorum. Benim de öyle hesap verme şeyim yok. Maliye şuraya buraya. Nakdi alıyor. Al kardeşim bilet senin diyor. Şimdi biletin kime satıldığı falan belli değil ki. Gidiyor bileti milli piyangoya. 10 milyonu çekiyor biri parasını, sorduğu zaman diyecek ki ya ben 10 milyon piyangodan kazandım. Parasını atlamış diyecek. oluyor. Yani evet. 500 bin ödeyerek 10 milyonu kurtarmış i̇şte oluyor. İşte budur yani. Veya da bir arazidir. Bir arazinin değeri 10 milyon dolardır. Resmen 3 milyon dolar gösterirsin. 7 milyonu açıktan verirsin. 7 milyonu aklamış oluyorsun. Çünkü ilerideki karını arazinin değeri arttı diye gösterirsin. Arazi. Buna buna tipik olur. bir örnek İspanya'da çok oldu. İspanya'da ufak bir kasabanın belediye reisi çok zenginleşmiş. Bunu incelemeye alıyorlar, ihbar ediyorlar falan filan. Adam çok zengin. Oğlum nereden buldun bu parayı? Diyor ki ben diyor piyangodan kazandım. 150 tane büyük piyango kazanmış bir senede. <laughs> 150 tane konu. nasıl kazandı? E şansım tuttu diyor. <laughs> o mahkeme <laughs> ne oldu bilmiyorum. Yani piyango bileti bu tipik bir örnektir. Yani parayı nasıl legalize etme örneğidir. Kıbrıs bunun yeri değildir muhakkak